Arkadaşlar merhabalar. Ben Ali Cumhur Koyuncu. Sizin orijinal yayınları 10. sınıf Matematik Soru Bankası'nın Tangram ve Origami testini beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzda Tangram'ı oluşturan geometrik cisim sayısı ile Tangram'da bulunan geometrik cisimlerden birisi eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar Tangram'ı oluşturan cisimleri şöyle bir göz önüne getirmemiz lazım. Ona göre şıkları eleyeceğiz dedik ki arkadaşlar şöyle bir oluşturduk. Şurası üçgen. Bakın şöyle bir tane daha üçgenimiz olacak. Sonra şuradan şöyle bir paralel kenarımız olacak arkadaşlar. Şuradan bizim için tekrar ne gelecektir? Şöyle bir üçgen gelecek. Şekli biraz kötü çizdim ama şuraya baktığımız zaman bakın dikkat etmemiz gereken bir şey var burada arkadaşlar. Bizim için şurada bir paralel kenar var. Diyor ki paralel kenar var diyor içinde. 8 tane diyor. Hayır arkadaşlar, değildir. Diyor ki kare diyor arkadaşlar. Şuradaki ifademizin bir kare olması lazım. Ben çok kötü çizdim şekli. E, baktığınızda daha güzel bir şekil görebilirsiniz. Bir tane kare var. 6 tane diyor olmaz. Eşkenar dörtgen 7 diyor arkadaşlar. Şimdi bir dursun öncelikle. Dik dörtgen 8 tane diyor. Bakıyoruz olmaz arkadaşlar. Dik üçgene gelelim şimdi. Bakın dikkat edecek olursak. Şurada bir tane dik üçgenimiz var arkadaşlar. Şurada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane olacak zaten. Şuradan da görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne gelecektir bizim için? Dik üçgen olacaktır. Testimizin ikinci sorusu. Düzgün altıgen, kare ve eşkenar üçgenler kullanılarak oluşturulan sisteminin çevresi 198 santimetre olduğuna göre kullanılan eşkenar üçgenlerin alanlarının toplamı kaç santimetre karedir? Öncelikle bir şeklin çevresine bakalım arkadaşlar. Şuraya x uzunluk dersem x gelecek. x, 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 x olarak işaretleyeceğiz hepsini. Şurada işaretlemeyi tamladıktan sonra saymaya başlayacağız arkadaşlar şimdi kaç tane bizim için burada e, x uzunluğu var Çünkü çevre önemli burada şöyle bir saymaya başlayalım isterseniz hepsinde xleri yazdım şimdi şuradan başladık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Demek ki 33x'imiz arkadaşlar 198'miş. 33'e bölersek x uzunluğumuz ne gelecektir bizim için? 6 gelecek. Peki. Şurada herhangi bir tane arkadaşlar eşkenar üçgene dikkat edersek bakın. Eşkenar üçgenin bir kenarı a ise a'ya a geliyordu bizim için alanı a kare kök 3 bölü 4 ile hesaplanıyordu. Peki dedik ki bir kenar uzunluğu 6 ise arkadaşlar o zaman ben buradan 6'nın karesi kök 3 bölü 4 derim. Bu da 36 kökü 3 bölü ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Sadeleştirsek de 9 kök 3 gelecek. Bir tane eşkenar üçgenimizin alanı 9 kök 3'müş. Soru diyor ki tüm eşkenar üçgenleri öncelikle hesaplamamız lazım. Hemen onun için şöyle kalemimizin arkadaşlar rengini değiştirelim. Hatta şuradan siyah rengi seçelim. Daha belirgin olacak. Şurada 1 var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane bizim için ne var arkadaşlar? Eşkenar üçgen var. Bir tanesi 9 ise 25 tanesi 25 çarpı 9 çarpı köküç gelecek. 10 tane olsa arkadaşlar 200 olacak. Bir tane çıkartırsak 225 kök 3 olacaktır. Alanları toplamı. Testimizin 3. sorusu. Düzgün altıgen ve eşkenar dikdörtgenlerden oluşan şekildeki süslemede AB 2 kök 7 birim olduğuna göre arkadaşlar diyor ki süslemede kullanılan yeşil renkli eşkenar dörtgenlerin alanları toplamı kaç birim karedir? Şimdi öncelikle Şuradan şöyle bir tamamlama yapalım arkadaşlar sizin için. Şöyle bir dik üçgen oluşturmamız lazım. Şuradan bakın gördüğümüz üzere AB uzunluğunun iki kök yedi olduğunu biliyoruz. Hemen kalemin rengini de şöyle bir e, neyle ne ile değiştirelim? Mavi ile değiştirelim. Arkadaşlar bizim için düzgün altıgen ve eşkenar dörtgen ben şuradan bir kenarına A dersem şurası A şurası A. Şu uzunluğumuz ne gelecektir? A kök 3 gelecek. Şurası A. Şurası ne olacaktır? Tekrar A olacak. Şuradaki uzunluğumuz da 2A gelecek. O halde şurada biz bir pisagor uygularsak bakın A kök 3'ün neyi? Karesi artı 2A'nın karesi eşittir. 2 kök 7'nin parantez karesi. Şimdi buraya baktığımızda bizim için arkadaşlar A kare 3, 3A kare 4A kare de buradan 7A'nın karesi eşittir. 28 a'nın karesi 4. a uzunluğumuz ne gelecek? 2 gelecektir. Peki. Sorumuzun istediği neydi bizden arkadaşlar? Eşkenar dörtgenin alanları toplamı şimdi. Şurada bakalım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane eşkenar dörtgenimiz var şimdi. Bir tanesini bulursak arkadaşlar 6 ile çarparsak bunların alanları toplamını elde ederiz. Arkadaşlar şöyle sizler için karemin rengini bir daha değiştirelim. Mesela şu ortada gördüğümüz bir tane bizim için eşkenar dörtgen alanını bulalım. 6 tanesi lazım bize. Şurada bir kenar uzunluğumuzun A yani 2'ye 2 iki olduğunu gördük. Şuradan bir 90 derece indirirsem eğer ben benim için 2 2 2 kök 3 gelecek şurası bakın. Şurası o zaman ne olacak bizim için? Şuradaki uzunluğumuz da 2 idi. 1'e 1 gelecek. Şimdi Arkadaşlar 4'ün karesinden 1'i çıkartırsak yüksekliğimiz ne gelecektir? Kök 3 gelecek. Tabanımız 2. Yüksekliğimiz kök 3 ise şuradaki üçgen için konuşuyoruz. Kök 3 çarpı 2 iki bölü 2'den ne gelecektir bizim için? Kök 3 gelecek. Şura kök 3 ise arkadaşlar burası da kök 3 olacak. Yani bir eşkenar dörtgenin alanı aslında 2 kök 3 geldi. Dedi ki 6 tane eşkenar dörtgenimiz var. Bu da 6 çarpı 2 kök 3'den ne gelecektir? 12 kök 3 birim kare olacaktır. Testimizin dördüncü sorusu arkadaşlar. Şekil 1'deki ABCD karesi C köşesinden DB köşegeni boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'deki merkezleri DB köşeleri olan 2 santim yarıçaplı daire dilimleri kesilip atılıyor diyor. Peki. Şimdi dikkat edersek bakın şuradan bir kesim yapmışız arkadaşlar. Şöyle DB köşegenine kadar katlamışız. Ondan sonra da köşeleri kesiyoruz bakın. Bir D'den bir de neyden B'den arkadaşlar. Bir şurası kesilecek bir de burası kesilecek. Dolayısıyla yorum yapma yorum yaparsak eğer bizim için şuralar kesilmiyor bakın. A ve C kesilmiyor. Şimdi daha bak, bak, bakalım şıklara. İlk şıkkımızda bakın dört köşeden kesilmiş cevap A olamaz diyoruz. Geldik D şıkkına. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz burada bizim için şu köşelerin kesilmesi lazım ama kesilmemiş buradan kesinti olmuş. Dolayısıyla D'de gidecek. B'ye geldik arkadaşlar. B bir kalsın. Bakın öncelikle C'ye bakalım. Arkadaşlar dikkat edersen şurada köşeler kesilmemiş. Aradan kenarlar kesilmiş. Halbuki bize köşe noktaların kesilmesi lazımdı. Cevap C de olamaz. Bakarsak E şıkkına arkadaşlar yine şuradaki köşeler kesilmemiştir. Çünkü şurada e, karemize baktığımız zaman DB köşesi kesilecek kesilmemiştir. O zaman de e, de gider. Ama B'ye baktığımızda bakın şu iki köşe kesilmiş. Bunlar kesilmemiştir. Cevabımız ne olacaktır bizim için? B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda neyi vermiş? MN paralel bakın AB olarak verilmiş. Ee, AB eşit EK o da eşit KF olarak verilmiş bizim için. Şekil 1'deki ABC dikdörtgeni EF doğrusu boyunca katlanarak DC ile AB çakıştırılıyor diyor. DC ile AB çakıştırılmış. Peki ee, sonra diyor ki. DC ile AB kesişimsonu. E, elde edilen EFBA dikdörtgeni şekil 2'deki gibi KA ve KB doğruları boyunca bakın şurada görmemiz lazım arkadaşlar. Ne yapıyormuş? Katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Şekil 3 MN boyunca kesilerek üst kısım atıldıktan sonra alta kalan şeklin açılmış hali açıklardan hangisidir? Biraz 3 boyutlu düşünmemiz lazım. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir tamamlama yapalım bakın bizim için. Şöyle bir ifade gelecek. Ben şurayı da arkadaşlar açtığım zaman bakın ne gelecek bizim için? Şuraya dikkat edelim. K, A ve KB boyunca kesilecektir. Şekli açtığınız zaman bakın şöyle şu tarafa doğru şeklinizi açtığınız zaman şu ortadaki kısmı kestiğiniz için ortadan ne kesilecektir bizim için? Şöyle bir dörtgen kesilmiş olacak. Peki dedik ki şöyle bir dörtgen niye böyle bir dörtgen oluyor? Bakın çünkü burada K, A ve KB'den dolayı kesinti yapmış arkadaşlar. Yani ben şurayı kesersem benim için şurayı da buraya katladığımı farz edelim kestiğim zaman ne oluyor bakın bir dörtgen kesilmiş oluyor. Şimdi şıklara baktığımızda hangisinde bizim için şöyle bir dikdörtgen kesilmiş olacak? D şıkkında olacaktır. Testimizin altını sorusu arkadaşlar. Yukarıdaki eşkenar dörtgenler ile yapılan süslemede toplam 4'ten artı 18 tane kırmızı renkli eşkenar dörtgen verilmiştir en fazla kaç tane beyaz renkli eşkenar dörtgen kullanılmış olabilir? En pozitif tam sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dikkat edersek bakın şöyle böldüğümüz zaman 1, 2 değil mi? Şöyle 3 şeklinde götürebiliyoruz. Demek ki şurada bir şuradaki şekilde bakın birinci şekil diyelim arkadaşlar. Sonra devam edelim şuradan ikinci şekil gelecek bizim için. Şuradan işte üçüncü şekil gelecek. Bu şekilde devam ediyor. Dedik ki birinci şekilde iki tane bizim için arkadaşlar ne var? Kırmızı renkli 4 tane beyaz var. 2 kırmızıya 4 beyaz var. Peki. Arkadaşlar ikincisine yine 2 iki kırmızıya 4 beyaz var. Bu neydi? Birinciydi. Bu neydi arkadaşlar? İkinciydi. Üçüncüye baktığımızda üçüncü de yine bizim için ne olacak? 2 kırmızı 4 beyaz gelecektir. Bu da 3. oldu. Arkadaşlar o halde biz bunu ne kadar uzatırsak uzatalım. Bizim buraya dikkat ettiğimiz zaman beyaz sayısı kırmızının kaç katı her zaman burada? 2 katı. ha Demek ki şunu söyleyebiliriz. Eğer elimizde bizim 4 n artı 18 tane kırmızı varsa arkadaşlar şunun 2 katı kadar ne olacak? Beyaz olacaktır. Yani 8 n artı 36 tane ne olacak bizim için? Beyaz eşkenar dörtgen olacak. Cevabımıza baktığımızda nerede arkadaşlar? B yakında olacaktır. Testimizin 7. sorusu arkadaşlar. Eşit uzunlukta 6 tane çubuk uç uça eklenerek düzgün altıgen yapılabilmektedir diyor. Şekil 1 için 6, şekil 2 için 15 adet çubuk kullanılarak düzgün altıgen şeklinde süslemeler yapılıyor. Buna göre 7 tane düzgün altıgen kullanılarak yapılan süsleme için en fazla kaç tane çubuk kullanılabilir? Bakın çok basit bir soru aslında. Arkadaşlar şurada hemen biz ne yapabiliriz? Şöyle bir tamamlama yapabiliriz değil mi? Şöyle getirip bizim için şöyle bir tane daha yaparsak 4 tane oldu bizim için. Şimdi devam ediyorum. Şuradan arkadaşlar şöyle bir olsun bizim için. 2 3 4 olsun. 1 2 3 4 5 6. 6 tane oldu. 1 2 3 4 5 5 tane geldi peki. Şimdi devam ediyorum. Şuradan da bir tane çekmek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bizim için şöyle tamamlayalım arkadaşlar. Bir altıgen daha oldu. 3 3 6 oldu. Şimdi aynı mantıkla şuradan devam edelim. Şöyle arkadaşlar bizim için bir altıgen daha çizelim. 3 6 oldu. Diyoruz ki burada kaç tane çubuk kullanılmıştır? Şimdi onları sayacağız sizinle. Yeşille beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane buradan geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 tane oldu bakın. O halde e, galiba fazla mı saydık sanki? Bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 taneyi burada saydık. Bakın. Şimdi ortak olanları bir daha saymayacağız o zaman. 21. 22 23 24 25 25 dedik. 25, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Çünkü şu ortadakileri arkadaşlar ne yapacağız? Tek bir tane olduğu için saymayacağız. Cevabımız ne olacaktır? 29 tane çubuk kullanılabilir diyeceğiz.